Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü konumuz sanal bebek arkadaşlar. Evet yanlış duymadım sanal bebekten bahsedeceğim. Peki ne alaka sanal bebek ben Call of Duty videosu için gelmiştim buraya diyorsunuz büyük ihtimalle farkındayım ama Call of Duty'de de bir tane saat var arkadaşlar. Aynı sanal bebekte olduğu gibi onu büyütüp geliştirebiliyorsunuz. Bu saati nasıl alabiliyorsunuz, nasıl yetiştirebiliyorsunuz, geliştirirken yapmanız gereken ekstradan bir şey var mı? Tomagachi ile ilgili her şeyi gelin hadi birlikte inceleyelim şimdi. Öncelikli olarak sanal bebek efsanesini bilmeyenler için neydi sanal bebek? Anahtarlık şeklinde satılan bu oyuncakta bir bebeğe bakmanız gerekiyordu. Ağlayınca sakinleştirmeniz, acıkınca karnı doyurmanız, üzülünce oynamanız, yorulduğunda da uyutmanız gerekiyordu. Bunları yaptıkça da ilk yumurta halinde olan bu oyuncak sonra bebek olup daha sonrasında da ergenliğe giriyordu. Özetle anahtarlık bir oyuncakta bebeğe bakıyorduk. Bakmadığınızda da bebeğiniz ölüyor ve tüm bu sürece baştan başlıyordunuz. Zamanında ne uğraşmıştık bunu büyütmek için var ya bilen bilir. Peki kod var sana bebeği nasıl oynayacağız? Bunun için Infinity Ward'un çıkarmış olduğu Tomagachi saati almanız gerekiyor. Eskiden 10 dolarlık bundle olarak satılmıştı bu saat fakat şu an satılmıyor. Tekrardan denk gelirse shop'tan satılırsınız gerçi ama sezon 3'te işte herkese bedava dağıttılar diyebiliyorum. Peki sizde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunun için Weapons'a tıkladıktan sonra Watch Select'e gelmeniz gerekiyor. Burada sahip olduğunuz tüm saatleri görebilirsiniz. Haydi bakalım Tomagachi'yi kolumuza taktık ama hala yumurtanın içinde. Nasıl çıkartacağız bunu? Tomagachi oyun oynadıkça büyüyüp gelişiyor. Bunun için yapabileceğinizde dört 4 tane şey var. Düşman öldürmek, objektif puanı kazanmak... Kız elde etmek ve oyun kazanmak. Domagaçı'da aynı gerçek hayattaki sanal bebekler gibi beslemezsiniz, temizlemezsiniz ya da yeterli ilgiyi göstermezsiniz, ölüyor. Öldüğü zaman ekrandaki gibi hayalete dönüşüyor ve her şeyi baştan yapmanız gerekiyor. O yüzden gerekli özeni göstermeyi unutmayın. Kendi çocuğunuzmuş gibi bakın. İlk olarak sadece taktığınızda yumurta halinde göreceksiniz. Eğer uzun süre yumurtanın çatlamadığını fark ederseniz sakın endişeye kapılmayın. Oyun içinde harcadığınız süreye göre bir tık uzun sürebiliyor bu. Yumurta çatladıktan sonra ise geçmeniz gereken 4 form daha var. İlk bebek tomagaçı, sonraki çocuk hali ki bu çocuk hali gerçekten patatese benziyor. Daha sonrasında ergen hale geliyor ve son olarak da yetişkin. Yetişkin olduğunda da hangi hayvana sahip olduğunuzu görebiliyorsunuz. Panda mı, köpek mi, ejderha mı? Gerçi ejderha mı yoksa dinozor mu bu pek emin değilim. Tabi yumurtadan bunlardan başka şeyler de çıkıyor. Ben sadece Infinity reklamında gösterdiği hayvanları saydım. Onların dışında farklı hayvanlar da çıkabiliyor ki. Geçenlerde birisi hayvan değil Ghost çıkardı. Evet bildiğimiz Operatör Ghost'u oyuncak bebek olarak büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelişim süresinde daha önceden çok uzun sürdüğünden bahsetmiştim. Peki bu süreyi kısaltmak için ne yapabiliriz? İlk yumurta aşamasından çıkması yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. Tabi sadece oyun oynadığınız süre sayılıyor. Oyunu açık bırakarak de durmanız bu süreden sayılmıyor. O yüzden boş yere afk bırakmayın. Ama gerçi yumurta halindeyken hiçbir şeye ihtiyaç duymasa da yumurtadan çıktıktan sonra her şey değişiyor. Saatin sağ tarafında yüzler beliriyor ve bu yüzlerle yavrunuzun neye ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyorsunuz. Aç, kirli, huysuz ve uykulu halini bu yüz ifadelerinden anlayıp ona göre ihtiyacını gidermeniz gerekiyor. Eğer yavrunuz açsa düşman öldürerek onu besleyebiliyorsunuz. Kirlenmiş Tomagashi'yi temizlemek için ise objektif puanı kazanmanız gerekiyor. de zaten objektif puanı kazanmayı biliyorsunuzdur. Warzone'da da Bounty Deer, Scavenger, Recon gibi görevleri yaparak objektif puan kazanabiliyorsunuz. Bebeğinizin huysuzluğunu ise Yee ve Airstrike gibi kestirikler elde ederek giderebiliyorsunuz. Uykusunu bozmanın tek yolu ise oyun kazanmak. Oyun oynadığınız sürece zaten düşmanı öldürüyor, görevleri tamamlıyor ve kill streak elde edip arada da oyun kazanıyorsanız yavrunuzun gelişmeyle ilgili endişe duymanıza gerek yok. Oyun oynadıkça zamanla yetişkinliğe doğru adım adım yaklaştığını siz de kendiniz göreceksiniz. Ama bunları yapmakta sıkıntı çekiyorsanız ardı sırada saatinizi kontrol ederek ne istediğini görebilir ve oyununuzu ona göre yönlendirebilirsiniz. Tatil nasıl kontrol edeceğini bilmeyenlerle hemen ayarlamasını göstereyim. İlk barakse, sonra identity'ye ve ardından gestures and sprite'ı girdikten sonra burada gestures gestures diye mi okutuyor bilmiyorum. Çaktırmayın. Check watch yazan animasyona tıklayın. Karşınıza çıkan tekerlekte herhangi bir yere tıklayarak bu animasyonu yerleştirin. Ayarı yaptıktan sonra oyun içinde T tuşuna basıp ayarladığınız animasyonu seçerek saatinizi kontrol edebiliyorsunuz. Siz ne kadar iyi bir oyuncu olsanız da bazı günler gelecek ki olgun olacaksınız, moraliniz düşük olacak, kilalamayacaksınız, sürekli oyun kaybedeceksiniz. İşte bu tarz durumlarda Tomagachi üzgün duruma geliyor. Siz üzgünken o da üzgün oluyor ve ilerlemesi duruyor. Hatta gerilemeye başlıyor. Bakımını yapmazsanız ilerlemenin yanısına gerilemeye de başlıyor arkadaşlar. Peki bu ilerlemeye gerilemeyi nasıl görebilirsiniz? Saatinize baktığında alttaki bardan kontrol edebilirsiniz. Daha önce dediğim gibi bunu yapmanız için sadece yavrunuzla ilgilenin ve oyununuzu oynayın. Zaten yetişkin bir hale ulaştığını kendiniz de göreceksiniz. Peki küçük bir şey vereyim. Mood oyuna sahip olanlar yavrunuzu nasıl daha hızlı büyütebileceksiniz? Eğer yavrunuz oyun kazanmanızı istiyorsa Infected maçı oynayabilirsiniz. Oyun sonunda herkes Infected olduğu için oyunu kazanmanız garanti oluyor. Ama eğer yavrunuz kirlendiyse objektif puanı elde etmeniz gerekeceği için Infected işe yaramayacak. Bu sefer de objektif oynamanız gereken başka bir oyun moduna girmeniz gerekir. Multiplayer olmayan oyuncular da eğer bu saati geliştirmek istiyorsa Warzone'da da zorluk çekiyorlarsa Plunder'da deneyebilirler. Aynı ilerleme Plunder için de geçerli arkadaşlar. Orada da saatinizi yavrunuzu geliştirebilirsiniz. Şu ana kadar iki kere de denedim ben saati geliştirmeyi. İkisinde de istediğim sonuca ulaşamadım. İstediğim de peki Ghost. Siz ulaşabildiniz mi? Ulaştıysanız nasıl yaptınız? Sadece şansa mı bakıyor yoksa daha bunun püf noktaları kısa yolları var mı? Aşağı yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Son olarak da eğer eskiden sanal bebekle ilgili yaşamış olduğunuz bir deneyim varsa onları da görelim. Biraz gülelim, eğlenelim. Son olarak da videolarımı da seviyorsanız aşağıdan beğene tıklayabilir ve her gün üretmeye çalıştığım içeriklerin devamının gelmesi için de yine aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için. çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.